olsun bu yollar. Sağ solu bırak yükümlükle. Sağ solu bırak yükümlükle. Güzel kozanıma hizmete geldim. Hani alkış? Esnaf hazır mı? Analar babalar gençler hazır mı? Allah'ın yolundan diren sapmadan, zalime baş eğip ete götmeden, güzel kozanıma hizmete geldim. Yalanı talanı durdurmak için Ben Yurdal Topal'ım, asla yalan söylemem. Ben fakirin, ben garibin hakkını yemem. Evet, bölücüyle birlik olup gürlemem. Güzel kozanıma hizmete geldim. Alkışınız zayıf hanımlar. Sizden biri Yurda Topal, salonumuza gelmek üzere, alanımıza. Onu alkışlarla karşılayalım lütfen. Bilinç alınız silah içinde. Adem Kızılkaya, buradaki arkadaşlarımız lütfen buraya çıkalım. Evet, başkan adayımız sizleri selamlıyor. Sizin evladınız, sizden biri Yurdal Topal Beyefendi lütfen. Selam olsun Çoban Pınarı'na, selam olsun Ilıca'ya, Feratlı'ya, Acarmantaş'a, selam olsun. Selam olsun Bucak koluna, selam olsun Akçalışa koluna, selam olsun Pınar gözüne, selam olsun. Selam olsun Bucak kalesine, selam olsun eli nasırlanmış portakal toplayan bacılarıma, kardeşlerime, gönül dostlarına, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum bizi bugün de yalnız bırakmadığınız için. Allah'ına kurban Bucak. Bizi duygulandırdınız. İnanın ki bizi yalnız bırakmadığınız için bu kutlu davada size hakkınızı helal edin. Biz bunu yerde koymayacağız. Allah'ın izniyle de bu belediye başkanlığını, bu Bucak'ın göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı Kozan'da başkanlığı da alacağız Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyorum. Şimdi belediye başkan adaylığımı koyma sebeplerinden bir tanesi de, en büyük sebebi de Bucaklı olmamız ve Akçalışa kolundan olmamızdır. Ben Bucak halkına güvendim ve Akçalışa halkına güvendim ve Kozan'a da güvendim. Allah'ın izniyle de biz arkamızı inşallah hem Bucağa hem Kozan'a Allah'ın izniyle bütün 82 tane 83 tane köye dayayarak inşallah belediye başkan adaylığını koydum ve başkanlığa da yürüyeceğiz. Başkan olmamın sebeplerinden bir tanesi de, inanın ki diğer şehirlerle kıyasladığımızda Kozan'ın ve köylerin çok geride kaldığını gördüm. Yolu olmayan, suyu olmayan, hatta sinekle dahi mücadele edemeyen bir Kozan görüntüsü vardı. Bizim içimizi yakıyordu. İlla ki birileri bunu gelip düzeltmesi gerekiyordu. Biz de baktık, aynı kişiler, aynı iş yapmayan siyasetçiler geri aday oldular. Biz de yeni siyasetçiler olarak, yeni yüz olarak biz de adaylığımızı açıkladık. Allah'ın izniyle de sizin de desteklerinizle bu belediyeyi kazanacağız. Elbette bu yollarda yapacağız, bu surları da yapacağız. Bu Bucağın ve bütün köylerin yollarını, parklarını, her şeyini de yapacağız. Ben size güveniyorum, siz de bana güveniyorsunuz. Benim hayatım canla başla çalışmakla geçti. Biz
Bu köyde Pınar gözünde çok yüzdük arkadaşlar. Bu timle beraber portakal topladık. Ve sanayide de ben mikrofon tutmadım. Ben çekiç tuttum, çekiç. Ben çekiç tutarak büyüdüm. Ulaşılabilir bir belediyecilik anlayışıyla halkın belediyesi olmayı düşünüyoruz. Halkın belediyesi olacağız. Halkımız ulaşabilecek. Biz de halkın içinden bir belediye başkanı olmamız için halkın içinde olacağız. Devamlı halkın içinde olup halkımızın derdini dinleyeceğiz ve onlara derman olacağız. Ben diyorum, ben koltukta büyümedim diyorum. Biz o koltukta çok meraklı değiliz. Biz çalışarak büyüdük. Sizle beraber çalışarak bu Kozan'ı ve köyümüzü yeniden inşa edeceğiz. Bucak halkını Allah razı olsun. Köyümüzün de birçok sorunları var. En başta bu 5 köyü bağlayan ve nüfusu en çok olan köy Kozan'ın Bucak köyüdür. Yollarımızdan şikayetimiz var. Ve bütçe arkadaşlar, bütçe kanuna göre devlet gönderiyor. Kişi başına Kozan'dakinin hakkı neyse köydekinin hakkı da aynısıdır. Kozan'dakinin oyun parkı çöpleri alınıyorsa köydekinin de alınmak zorunda. Kozan'a merkezdeki mahalleye nasıl hizmet ediliyorsa köye de hizmet edilmek zorundadır. Biz köylü olarak bunu görmedik. Yollarımızı dahi yapmadılar. Ben göreve Allah'ın izniyle ilk geldiğim anda bucağımıza teşekkür ediyoruz. Sağlık ocağı inşası yapmışlar. Yapanlardan, yardım edenlere Allah razı olsun. O ilk önce onu tamamlayacağım. O sağlık ocağını daha yarım duruyor. Onu tamamlayacağız. Bucak halkımıza da bunun hizmetini halkımıza sunacağız. Bunu söz veriyoruz. Köyümüze kültür evi yapacağız. Hem orada mevlütlerimiz okunacak, hem taziyelerimizi düzenleyeceğiz. Hem de insanlarımızın program yapabileceği, gençlerimizin program yapabileceği bir kültür evi yapacağız. Bu bütün köylere, merkezi köylere bunlar yapacağız ve Bucak'a da yapacağız bunu. Sadece Bucak için değil, bütün köylere de yapacağız. Ve oyun parkı, futbol sahası, bunları da yapacağız. Diyeceksiniz ki daha önceki siyasetçiler de geldi aynısını söyledi. Ben de diyorum ki ben siyasetçi değilim. Ben siyasetçi değilim. Ben Bucaklıyım. Bucağın evladıyım. Bucağın da bana sahip çıkmasını istiyorum. Siyasetçiler yalan söylüyor. Yalanlara inanmayın. Bir paket makarnaya, bir paket şekere altın inanmıyor. Seçim yardımlarına, seçim vaatlerine inanmıyor. Seçime 5 gün kala yol yapacak diyorlar. Bilmem ne yapacak diyorlar. İnanmayın. Köylü milletin efendisidir diyorlar. 5 yılda bir hatırlıyorlar bizi değil mi? Öyle değil mi ablacığım? 5 yılda bir geliyorlar. Hani köylü milletin efendisiydi? 5 yılda bir mi hatırlayacaksınız köyü? İlla bir seçim mi olması gerekiyor bu yolları yapmak için? Yani madem yapılıyordu 5 yıldan beri niye yapmadınız? Biz muhtarlarla beraber, muhtarların da vardır burada. Hatta Akçalışlar tarafından bile muhtarların, Adem abi burada. Diğer muhtarların da burada. İnşallah. Ben köse dayının torunuyum. Ben köse dayının torunuyum. Ben yaparım diyorsam yaparım. Ben söz veriyorum, yapacağım. Ben kazansam da kaybetsem de ben buradayım. Onlar kaybetse, birisi Sivas'a gidiyor, biri Ankara'ya gidiyor. Ben buradayım, ben Pınar gözünde oturuyorum. Benim yerim belli. Benim yerim belli, yurdum belli.
Allah'ın izniyle ben Bucak halkından destek istiyorum. Bucak halkının gücü çok. Bucak halkı 5000 tane seçmeni var. Kozan'da da bir sürü karşılığı var. Akçal Uşağı kolonunda birçok 3000'e yakın seçmeni var. 3000'e yakın seçmeni var. Biz birlik olduğumuz zaman, beraber olduğumuz zaman inanın ki içimizden belediye başkanı değil, cumhurbaşkanı bile çıkartırız. Biz bu toplulukla Söğüt'te imparatorluk kurmadık mı? Söğüt'te imparatorluk kurduk. 3 kıtada da at koşturduk. Bir belediye başkanı mı çıkartamayacak bu köy? Bir belediye başkanı çıkartamaz mı? Çıkartacak Allah'ın izniyle. Sancalı halkça bir düzen iste. Muhsin başkanıyla büyük bir iktidar. Şimdi Allah rahmet eylesin Muhsin başkanımıza. Biz sizden söz istiyoruz. Bu Kozan Belediyesi'ni alıp Muhsin Başkan'a ve şehitlere hediye etmeye var mısınız? Hayır. Var mısınız? Hayır. Allah razı olsun. Biz denemişleri denemeyeceğiz. Biz denemişleri denemiyoruz. Biz denedik. Birisi mimarım dedi, 10 yıl gezdi. Buradan Kozan'dan, Bucak'tan gidince Kozan'ın girişini bulamıyoruz. O Petron'un yanında falan tarif edemiyoruz. Planları değiştirdi. Adana'da girerken köprüyü kapattın sen. 3 tane park yapmakla 10 yıldır belediyecilik yapmak olmaz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hükümetin en zengin olduğu dönemde, hükümetin para gönderdiği dönemde sen 3 tane park yaptın. 4.'yü sayamıyorsun. Biz bunu böyle bir başkan istemiyoruz. Bir çukuru dolduramayan bir başkan da istemiyoruz. Yolun çukurunu dolduramadılar. Herkes hazırlanmışsın büyük birliğe. İlk önce kum ocağınızı açacağız. Asfalt çantiyesini de yanına kuracağız. Asfalt çantiyesi yanına kurulur. Şu an ben bunu eleştirdim. Karayolları plantır hediye etmişti belediyeye. Daha kurmamışlardı. 8 ay oldu, 10 ay oldu kurmadılar. Ben eleştirince hemen kurmaya başladılar. Niye kuruyor biliyor musunuz? Şehrin merkezine kuruyor asfalt çantiyesine. Mahalle halkı isyan ediyor. Kurma kardeşim o asfalt çantiyesini oraya. Sen oraya kurdun mu? Kumu nereden getireceksin? Kumun yok ki senin. Asfalt çantiyesi oraya kurulmaz. Boşuna oraya masrafı verip de kurma. Asfalt çantiyesini, kum ocağı açarsın, kum ocağının yanına kurarsın. Ve halkı da isyan ettirmezsin. Halk tozdan dumandan isyan ediyor arkadaşlar. Siz diyorsunuz ki işte çöpümüz alınmıyor, atık suyumuz yok. Atık su parası almıyorlar mı bizden? Alıyorlar değil mi? Atık su parası alıyorlar ama hizmet alabiliyor muyuz? Hizmet vermiyorlar. Paramızı verdiğimiz halde hizmet alamıyoruz. Biz bu duruma düştük. Şimdi ben, abi sinek diyorsun, ben yol yapacağım, su yapacağım, oyun parkı yapacağım diye propaganda yapmıyorum. Bir belediye eğer yolu yapmıyorsa, suyu yapmıyorsa o belediye belediye değildir. Onu sandıkta kömün. Artık söz sizde. 31 Mart'ta artık siz dolduracaksınız. O sandık sabahleyen boş gelecek. Onu siz dolduracaksınız. Evinizin anahtarını kime teslim edersiniz? En güvendiğiniz, en bildiğiniz komşunuza, arkadaşınıza teslim edersiniz. Bu şehrin anahtarınızı teslim edeceksiniz. Şehrin emin seçeceksiniz. Gidip en güvendiğiniz başkana oyunuzu kullanın. Ben bunu diyorum. Hey genç adamlar. Eski siyasetçilerden, o yalan söyleyen siyasetçilerden hiç kimse yok yanımızda. Hepsi pırıl pırıl arkadaşımız. Hepsi deneyimli arkadaşımız. Ve içinizden özel idarede müdürlük yapmış, su işler projesi hazırlamış ve birçok köyün yollarını yapmış, içme sularını getirmiş ve köyümüzün de
namı diğer Kara Mehmet'in oğlu Muhittin Yastı'yı da yanımıza aldık Allah'ın izniyle. Muhittin abiye görev yapıyordu. Muhittin abinin çok dertli olduğunu biliyorum. Birçok projeler yapmak istiyor. Muhittin abi dedim, böyle bir oluşum duruyoruz. Bu Bucaklılar bunu yapar dedim. Sen de emekliliğini ver. Emekliliğini verdi. Daha yeni emekliliğini verdi. Ekibimize katıldı. Allah razı olsun. Göstermiş olduğu bu cesaretten dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Biz Muhittin abimize de birçok projeler yapacağız. Birinci sıradan da meclis üyemiz. Allah razı olsun kendisine. Meclis üyelerimizden şimdi bacılarım, ablalarım çok beceriklidir. Portakalın kabuğundan bile para kazanırız biz, değil mi? Portakalın kabuğundan bile reçel yaparız. Tamam. Ama pazarlaması yok. Satmada sıkıntı çıkartıyor. Ben ekibimize pazarlama uzmanı dahi aldım. Bunları pazarlayacak ekip lazım, ekip. Kartçı lazım değil bize, kartçı. Biz bunları halkımızın üretmiş olduğu ürünleri satacak pazarlamacı lazım. Biz kartçı istemiyoruz. İş yapmayan kartçılardan istemiyoruz. Nefret ettik artık, bıktık. Ve ekibimize mimar mühendis aldık. Kozan'ın imarını yeniden inşa etmek için. Biz çalışmak için geldik. Dedik ya biz siyasetçi değiliz. Biz hizmet adamıyız, hizmet. Hizmet edeceğiz biz. Allah'ın izniyle sizin desteklerinizle inşallah Kozan'ı yaşanılabilir bir kent haline sokacağız. En müzdarip olduğumuz konulardan biri de gençlerimizin işsizlik konusu. Gençlerimiz eğer işsizse nereye gidiyor? Çalışmaya. Ya Antalya'ya, ya Ankara'ya, ya İstanbul'a şirkete gidiyor değil mi? Anne babasını burada bırakıyor ve kendi gidiyor. Sonra kaç yıl kalıyorsa annesini de unutuyor, babasını da unutuyor, yuva dağılıyor değil mi? Ve yaşlı anne babaya bakacak bir tane evlat yok diyoruz. Ondan sonra diyorlar ki eğitim sistemi çökmüş, ondan sonra diyorlar ki hayırsız evlat yetiştirmiş, ondan sonra diyorlar ki işte bu nesil kötüye gitmiş. Bunun çözümü nedir biliyor musunuz? Kozan'a yatırımcıları getireceksin, Kozan'da tüketen değil üreten bir belediye yapacaksın. O gencimiz gidecek o fabrikada çalışacak ve anne babasının yanında olacak. Ve annesi hastalandığı zaman da yanında bakacak. Annesinden babasından ayrı kalmayacak. Gör bakmayın o zaman yaşlılar sahipsiz kalıyor mu? Çözüm burada çözüm. Ama onlar ne yaptılar? Yatırımcıyı Kozan'a almadılar. Yatırımcıyı kaçırdılar. 1200 kişi çalıştıracaktı. Yatırımcı gitti Kadirli'ye. Yatırımcı gitti başka şehirde. Şimdi ablam ineği var sütünü satıyor. Para etmiyor. Ya diyor tereyağı yapayım, peynir yapayım. Onu götürerek satar. Nerede satacaksın abla? Satacak yeri yok. Ya Kozan'ı köy pazarı kur. Kapalı çarşı yap. Her gün açık olsun. Ablam üretsin satsın. Ablam bu sefer ne yapıyor? Leğene koyuyor peyniri. Amcam buradan kasayla portakal götürüyor. Pazara koyacak. Oraya koyuyor. Zabıta geliyor. Yer parası ver. Eyvallah. Ya insaf ya. Ya onlara destek olacağına önüne engelliyor. Bu sefer ablam ne yapıyor? Ya diyor zaten para kazanıyor. Evdeki ineği sat. Vallahi para kazansaydı ablam bir ineği değil iki tane olurdu. İki tanesi dört tane olurdu. Yeter ki para kazansın. Ama kimse üretimi düşünmüyor. Kimse köylüyü düşünmüyor. Biz köylünün ürettiği ürünleri pazarlayacak köy pazarı yapacağız. Kozan'da kapalı çarşı ve köylüm getirecek orada satacak. Ve hem ablam kazanacak hem köylü kazanacak. Ve köylünde ticareti öğrenecek. Portakala da bak portakal mesela para etmiyordu. Şimdi çiftçinin elinde portakal bitti. Şimdi para etmeye başladı. Şimdi pazarlama bir tane pazarlamacı olsaydı bak abi mesela hastanede 5000 kişi çalışıyor. Bir öğlen yemeğinde 5000 portakal alır değil mi? Peki biz bunlarla gitsek anlaşsak ondan sonra orada satılsa kötü mü olur? Başka belediyelere işbirliği içerisinde onları
onlara pazarlasak kötü mü olur? Çiftçimiz kazansa. Ama yok. Biz kendimiz tüketmiyoruz. İlk önce portakalı biz tüketeceğiz. O belediyede çay değil portakal suyu içilecek. Artık çay içilmeyecek. Portakal suyu içeceksin. Sen kendin tüket ve bunun da başka şehirlere, başka bölgelere öğret. Onlar da aynısını yapar. Bizim derdimiz var. Biz size derman olmaya geldik. Allah razı olsun. Bucak halkı inanın ki istediğimi çok şey yapar. Ben dün Akdam'daydım. Akdam köyündeydim. Yine böyle bir toplantıda bu dertlerimizi anlatırken abinin biri çıktı. Bak unutmamış. Arkadaşlar dedi. Bucaklılar varsa dedi. Mehmet Büyük Yılmaz var. Büyük milletvekili olmuş. Bak 93'lü 95'li yıllarda. Hatta erken seçime gitmiş fazla görev yapmadan. Bucak'tan milletvekili çıkmıştı diyor. Buralara hep o hizmet etti diyor. Bak Akdam koluna. Buralara hep o hizmet etti diyor. O Bucaklıydı diyor. Bu çocuk da Bucaklı hizmet eder diyor. Bucaklılar hizmet eder. Bucaklılar hizmet eder. Biz Bucaklıyız. Allah'ın izniyle de bana ulaşmak için hiç kimsenin ekmeğine uğraşmayacağız. Ulaşılabilir belediye olacak. Bana ulaşmak için amca dayı yeğene gerek yok. Direkt beni arayın, direkt ben gelirim. Muhtarlarla beraber çalışacağız. Muhtarlarımız köyün sorunlarını, burayı için demiyorum, bütün muhtarları, köyün sorunlarını, halk köyün sorunlarını muhtara bildirecek. Muhtar da bizle koordinatlı bir şekilde çalışacak. Ve muhtar kapının önünde bekletmeyecek. Halkın da kapının önünde beklemeyecek. Biz halkı kapının önünde bekletmek istemiyoruz. Biz köyün azaları ve ihtiyar heyeti olarak köyde toplandık. Köyün sorunları var. Randevu isteyecek. Biz de ben ve başkan yardımcım, şantiye şefim biz de köye gelip köyün sorunlarını köyün merkezinde dinlenir. Muhtar kapının önünde bekletilmez. Muhtar kapının önünde bekliyor. Hatta bir çöp tenekesi istiyor. Çöp tenekesini dahi vermiyorlar. Ya istediği bu yani. Ama muhtarım ondan sonra suçlu oluyor yani. Şimdi muhtarın iş makinesi yok, bütçesi yok, işçisi yok. Küreği yok, kazması yok. Muhtarı biz niye seçiyoruz? Tamam da muhtarı biz niye seçiyoruz? Ya şimdi kazması yok, parası yok, bütçesi yok. Muhtar köyün sorunlarını toplasın, belediye başkanıyla işbirliği içinde çalışsın diye seçiyoruz. Ondan sonra belediye başkanı muhtarın isteğini yapmıyor. Sonra diyoruz ki bu muhtar görevini yapamadı, gönder bu muhtarı gelsin öteki muhtar diyoruz değil mi? Ya şimdi sorun muhtarda değil. Sorun belediye başkanında. Muhtar gidiyor istiyordur. Belediye başkanı yapmıyordur. Kapıda bekletiyordur. Başkanı da bulamıyordur hatta. Biz koordineli şekilde çalışacağız muhtarlarımızla da. Ben diyorum ki Sur'da bir delik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahve rüzgar nereden esersen es. Ben de diyorum ki Bucak'tan bir delik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahve rüzgar nereden esersen es. Düşünüyorum. Buradan ablalarım, abilerim portakala gidiyor. Benim zoruma gidiyor. Kaç liraya gidiyorsunuz abla? Kaç liraya gidiyorsun? 60 liraya. Kozan'da 50 liraya giden de var, 55'e de var. Siz gene idare edersiniz. Adana'dan 75-80'e geliyor. Niye? Aynı işi yapmıyor musunuz? Ben sizi bile düşünüyorum. Allah'ın izniyle ben sizin önünüzde geçeceğim. Buna da dur diyeceğim. Allah'ın izniyle. Sonra diyorlar ki portakal toplayacak adam bulamıyor. 50 liraya çalışırsan portakal toplayacak adam bulamazsın. İşçinin hakkını yemeyeceğiz. İşçinin hakkı yenmez. O işçinin alın teri kurumadan da parasını vermek zorundasın.
Ben sizin önünüzde olacağım Allah'ın izniyle. O portakal işçisinin de yövmiyesini düzenleteceğiz. Bayanları da unutmadık. Memleket sadece erkeklerden ibaret değil. Bayanlara da başkan yardımcım, bayan, Allah razı olsun, Nuri ablamız var, iletişim uzmanı. Mikrofonu ona bırakıyorum. Kendisini tanıtması için. Ve bayanların da derdini bayanlar anlar diye. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu soğukta buralara geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Ben Nurcan Nuriye Kılıç, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Başkanıma öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ülkenin yüzde neredeyse 50'si kadınlardan oluşuyor. Ve hiçbir başkanın yapmadığı bir şeyi yaptı. Bir başkan yardımcısı olarak kadını yanına aldı. Biz erkekler bizim baş tacımız. Kesinlikle bu konuda bir herhangi bir sözümüz yok. Ama bir kadın olarak nedir? Bazen dertlerimizi bir kadına anlatmak isteriz. Biz kadınlar bazen bir gencin derdini, bazen bir çocuğun derdini, bazen kadınların derdini çok daha iyi anlarız. Bu konuda beni temsilci olarak seçtiği için başkanıma öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gürdal başkanımız ilk bana bu teklifi getirdiğinde, işte Nurcan abla dedi, böyle böyle bir düşüncem var dedi, ne dersin dedi. Eğer başkanım dedim, siz diyorsanız partiyi bile sormadım. Partiyi bile sormadım ve siz diyorsanız ben sizin her zaman yanınızdayım dedim. Size Muhsin Başkan gibi dost doğru bir başkan getirdik. Bunu siz en çok daha iyi bilirsiniz. Bizler gerçekten siyasetin yalanından, siyasetin riyasından bıktık. Bilmiyorum sizler bıktınız mı? Özellikle sizlere soruyorum. Biz gerçekten siyasette işte bize gelip birçok yalanlar anlatılmasından, bayrak diyerek kandırılmaktan, vatan diyerek kandırılmaktan, bazen din diyerek kandırılmaktan bıktık. Ve biz dosdoğru bir başkanla yola çıktık. O yüzden de ilk önce siz Bucaklılara bir başkan, Bucaklı başkan çıkarmak niyetiyle sizlerin ayaklarınıza geldik. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Başkanımız birçok soruna değindi zaten. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben de dediğim gibi kadınların temsilcisi olacağım inşallah. Biz sosyal belediyecilik anlayışıyla geliyoruz. Halkın hep içindeyiz. Bundan önce hep halkın içindeydik. Sokakta bizle karşılaşırdınız, markette bizle karşılaşırdınız. Biz hep halkın içindeydik. Ve bundan sonra da hep halkın içindeyiz zaten. Dediğimiz gibi bizler sizin ayaklarınıza geleceğiz inşallah. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bucak halkı inanın ki isterse yapar dedik. Bucak halkının oy potansiyeli çok yüksek. Çok fazla bir oya gerek yok aslında. Bucak halkı tamam desin, Bucak'tan bir tulum isteyelim, kozanı siler süpürürüz. Ben buna güveniyorum. 31 Mart'ta o sandık boş gelecek dedik sizlerin huzurunuza. Götürün gönül rahatlığıyla Büyük Birlik Partisi'ne verin oyunuzu. Ellerimiz kırılsaydı dedirtmeyeceğiz. Siz diyorsunuz ki keşke elimiz kırılsaydı vermedik dediniz değil mi ötekilere? Bir daha eliniz kırılmasın inşallah. İnşallah. Biz onu dedirtmeyeceğiz. Kaldığın yerden, yürü 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 kaldığın yerden. Biz hükümet falan da seçmiyoruz. Kozan'ın şehirlerini seçiyoruz. Biz başkan seçecek, çalışacak başkan seçeceğiz. İnşallah. İnşallah kazandığımız zaman tüm herkese aynı hizmeti vereceğiz. Bu parti rozetini söküp partili partisiz bize oy vermiş vermemiş herkesi de kucaklayacağız. Böyle bir başkan lazım. Halkın içinde gezecek ve herkesi kucaklayacak başkan lazım. O köyün oy oranına bakıp sizin köyden oy çıkmamış, sizin köye hizmet yok dedirtmeyeceğiz. Biz hak ve adaleti getireceğiz. Thank you.
halkın gözünü boyayacak, bakın konuşmalarınızda halkın gözünü boyayacak, şunları yapacağız, bunları yapacağız, işte size şunu yapacağız diyerek sizlerin umutlarını kör etmedik. Ben daha bu zamana kadar birçok yer gezdim, hiç kimseye hatta iş sözü dahi vermedim. Onlar işte senin şeyinden 3 kişi alacağız, senden 5 kişi alacağız diyerek insanların duygularını sömürdüler ve bu şekilde oy topladılar. Ben hiç kimseye daha bu zamana kadar iş sözü vermedim. Kimsenin bu yalanlara da inanmanızı istemiyorum. Kimse sizin duygularınızı sömürmesin. İş yapmayacak, bak hizmet yapmayacak adam babanızın oğlu dahi olsa vermeyin. Şurayı da kararlı. Ben Bucaklıyım. Eğer hizmet yapmayacaksam götürüp vermeyin diyorum. Ben dürüst bir şekilde. Hizmet yapmayacak adam babanızın oğlu dahi olsa vermeyin. Biz dürüst bir şekilde geldik. Hakkı ve adaleti koruyoruz. Koruyacağız da hiçbir çocuk yatağına aç gitmeyecek. Alperenlerin yönettiği bir beldede, alperenlerin yönettiği bir iktidarda hiçbir çocuk yatağına aç girmez. Evet, bu kalabalık dedik ya, Söğüt'te imparatorluk kurdu. Söğüt'ten çıktı ve imparatorluğu kurdu. Ben İHA aracılığıyla proje yaptım. İHA aracılığıyla proje yaptım. Kozan'dan yardımları topladık. Afrika'ya götürecektik. Afrika ülkesine götürdük. Afrika ülkesine götürdük ve orada yardımları dağıtıyoruz. İnanın ki elimde poşetlerle görünce halk koşturdu. Ben de poşetlere saldıracak zannettim. Ve o amcalar benim elbisemdeki koşup elbisemi öpmeye başladılar. Burada Türk bayrağı vardı. Türk bayrağını öpüyorlar. Nerede kaldınız dercesine. Biz böyle bir Türk bayrağının altındayız ama daha bir çukuru dahi dolduramadık. Yazık, bir sinekle dahi mücadele edemedik. Biz diyoruz ya, bu kalabalıkla Söğüt'ten imparatorluk kurduk. Tüm dünya bizi bekliyor, bizi. İnsanlık, ümmet bu insanlığın zincirlerini kırmamızı bekliyor. Allah'ın izniyle birlik olalım, beraber olalım ve buradan bir güneş doğsun. İnşallah insanlığa da ulaşsın istiyorum. Ve sizden de canı gönülden destek istiyorum. Bu can evladı olarak ve Allah rahmet eylesin Köse dayının torunu olarak ben sizden destek istiyorum. Eşinize, dostunuza, çocuğunuza, amcanıza, dayınıza anlatmanızı istiyorum. Bizi kırmayıp buralara kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Biz vatanı sevdiğimiz için buralara geliyoruz. Biz vatanı sevdiğimiz için Çanakkale'lerde şehit olduk. Vatanı sevdiğimiz için Kurtuluş Savaşı'nı ve Kurtuluş Savaşı'nda 2 Haziran'da da Kozan'ı kurtardık. Allah'ın izniyle de 31 Mart'ta da bu bucağın evladını orada görmek istiyoruz. Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm. Türk devletsiz olmaz. Allah'ın izniyle de ekibimiz de güzel. Ekibimiz tertemiz. Ben ekibime güveniyorum. Ekibimde kibir yok. Bende de kibir yok. Amcam, dayım, ablam çağırsın. İnanın ki çayını da içeriz. Bulgur pilavını da yeriz. Yeter ki biz hizmet edelim. Bütçeye gerek yok. Adam desin ki mazotum yok. Ben esnaf gezdim, kapı kapı gezdim. Hak ne istiyor biliyor musunuz? Ya diyor bir selam dahi vermediler diyor. Geçerken diyor bir çayımızı içselerdi diyor. Bunun bütçeyle parayla ne alakası var ya? Bize bir selamı dahi çok gördüler. Bize bir selamı dahi çok gördüler. Bunun bütçeyle, büyükşehir yasasıyla, bilmem ne yasasıyla hiçbir alakası yok. Geldin mi sen kardeşim 5 yıl boyunca köyüme? Geldin mi kardeşim sen 5 yıl boyunca sanayiye? Geldin mi kardeşim sen 5 yıl boyunca pazara? Sen neredesin 5 yıl boyunca? Gel köylünün umutlarını tüket, umut oylarını al.
Ondan sonra git. Sonra seçim gelince hatırlar. Sonra yolları yapmaya başla. İşte şunu yapacağız, bunu yapacağız. İşte bize 5 yıl daha süre verin. Verilmez. Sen bir yere gittin, bir lokantaya yemek yedin, kötü çıktı. Bir daha gittin, bir daha gideceksin. Bir daha gider misin? Denemişleri denemeyeceğiz. Ben ekibime güveniyorum. Allah razı olsun ekibimden de. Size de güveniyoruz. Bu ekibi oraya taşımanızı istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Bize sormak istediğiniz soru, öneriniz, teklifiniz varsa biz buradayız. Gençler merhaba. Teşekkür ediyorum gençler. Köyün sorunu yok mu yoksa? O zaman köyün sorunu ne zaman dinleyeceğim biliyor musunuz? 1 Nisan'da gelip köyün sorununu dinleyeceğim. 1 Nisan'da lazmayı küreğe alıp en başta ben yapacağım bu yolları. İster mazuson olmasın, ister kumur olmasın. Bizim kazmamız da var, küreğimiz de var Allah'ın izniyle. Teslimiyet yok. Millet var, biz varız. Biz var, çek millet var. Ben sizi gördüm mesela. Yengemi göremedim. Yengeme sen söyleyeceksin. Abimi gördüm. Abime sen söyleyeceksin. Çocuklarına sen söyleyeceksin. Köyümüzden bir başkan çıkacak diyeceksiniz. Şehirdeki kardeşinize, evladınıza siz söyleyeceksiniz. Allah'ın izniyle de bu şekilde yapacağız. Biz hiçbir seçim yardımı almıyoruz. Tamam. Biz hiçbir seçim yardımı almıyoruz. Biz belediyenin bütçesini de kullanmıyoruz. Belediyenin bütçesini de kullanmıyoruz. Evet, var mı? Efendim abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Şimdi meclis üyelerimiz. Halil Ünü var. Şimdi meclis üyelerimi tanıtayım. Siz bu ekibe oy vereceksiniz, tanımak istiyorsunuz. En doğal hakkınız. Muhittin Yastı, Bucak Köyü'nün Kara Mehmet'in oğlu. Jeolojik mühendisi, kendisi birçok projeler yaptı. Ekibimin en başta olmasını istedim. Çünkü bucak olunca bucaklılar yapar. Allah'ın izniyle. Şahin Oruç. Şahin Oruç kardeşimiz de, kendisi esnaf. Ve Fekeli kendisi, Feke'yi de temsil edecek. Sadece Kozan'da kalmayacağız. Bekir Ayhan. Bekir abimiz de kendisi mimar ve Kozan'da müteahhitlik yapıyor ve 27 yıllık Fransa'da, Avrupa'da yaşamış ve Avrupa'daki teknolojiyi, Avrupa'daki belediye sistemini kendisiyle beraber kuracağız. Öyle ekip değil yani. Proje ve deneyimli ekiple geliyoruz. Osman Gönül. Osman Gönül kardeşimiz de genç yaşta hizmet etmeye varım dedi. Bekir Aşçıoğlu. Bekir abi. Akçal Uşağı Kolu'nun Bekir abimiz. Allah razı olsun. Cumali Gültekin, Kozan'ın Kızıllar Köyü'nde. Mansur Seymen, hem Bucaklı hem Akçalışaklı Allah'ın izniyle. Tabii Muhsin Başkan'ın memleketinden dahi unutmadık. Lütfü Bölükbaşı Sivas'ın Muhsin Başkan'ın köyünden. Kendisi Kozan'da yaşıyor. Kendisi Kozan'da ikamet ediyor ve pazarlamacı, bu uzman pazarlamacı, öyle değil yani. Bir numara. Bir numara. Evet. İrfan Demir kardeşimiz var. İnan Çiftçioğlu kardeşimiz var. Müjdat Ağaca kardeşimiz var. Sefa Çiftçi var. Tamam bitireyim. Cumali Ömür abimiz var. İsa Yılmaz abimiz var. Nusret Aslan.
Serdar Yıldırım ve Aydın Bulat abimiz var. Ekibimiz genç, ekibimiz çalışmak istiyor, hizmet etmek istiyor. Siz de bu ekibi Allah'ın izniyle 31 Mart'ta oraya taşımanızı istiyorum. İnşallah, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burada bitiriyoruz. Var kardeşimiz ve Halil Ünü var. Abimiz var. Hepsi genç Allah'ın izniyle, pırıl pırıl. Hepsi hizmet etmek için yanımda yer aldı. Teşekkür ediyorum kendilerine. Teşekkür ediyorum. Ayanlar da çekilecek. Benim yeğenim o ya. Benim o ama. Neyse. Evet. Dün hafta pazar Çekiyorum. Orada,